Düğünlerinden sadece bir hafta önce. O sırada 34 yaşında olan Rus romancısı Tolstoy, özel güncesini daha 17 yaşındaki nişanlısı Sonya ile paylaşır. Kız, okuduğu sayfalardan Tolstoy'un gayrimeşru bir çocuk peydahladığı, yerel bir kadınla tutkulu bir aşk macerasını içeren, sefi ve çapraşık cinsel geçmişini öğrenince yıkılır. Sonya, sonradan kendi güncesine şu satırları yazar. Bana eziyet etmeye ve ağladığımı görmeye bayılıyor. Ne yapıyor bana? Yavaş yavaş ondan tamamen uzaklaşarak hayatını zehir edeceğim. Daha evlilik hazırlıkları yapılırken alınmış bir karardır bu. Bu hayırsız başlangıç, 48 yıl süren bir evliliğin duygusal girizgahı olmuştur. Tolstoyların fırtınalı ve destansı evlilik savaşı, araya giren uzunca barış dönemlerinde Sonya'nın 13 çocuk doğurması, Tolstoy'un karga burga el yazısıyla kaleme aldığı roman müsveddelerinden, Savaş ve Barış ile Anna Karenina dahil 21 bin sayfayı vazifeşinaz bir şekilde tertemiz kopyalamasıyla sürüp gider. Ne var ki onun bu sadık hizmetine karşın Tolstoy, güncesinde Sonya hakkında şu sözleri yazar. Adaletsizliği ve sessiz bencilliği bana korku veriyor ve azap çektiriyor. Sonya ise kendi güncesinde kocası hakkındaki şu satırla karşılık verir. Sokmaktan hiç vazgeçmeyen bir böceği nasıl sever insan? Özel güncelerinde kaydedildiği kadarıyla orta yaşlarında evlilikleri ikisi için de dayanılmaz bir cehenneme dönüşmüştür. Aynı evde iki düşman gibi yaşamaktadırlar. Ömürlerinin sonuna doğru, bir gece yarısı sorunlu yuvasından kaçan Tolstoy'un ölümünden kısa bir süre sonra, Sonya şöyle yazar. Her gün kalbimi dağlayan yeni darbeler alıyorum. Bu darbeler ömrümü kısaltıyor diye de ekler. Sonya haklı olabilir miydi? Böyle fırtınalı bir ilişki ömrü kısaltabilir mi? Bunu Tolstoy'ların örneğiyle kesinlikle kanıtlayamayız elbette. Tolstoy 82 yaşında, Sonya ise kocasından 9 yıl sonra 74 yaşında ölmüştür. İlişkilerimiz gibi soyut epigenetik faktörlerin sağlığımızı nasıl etkilediği açıklanması zor bir bilimsel konudur. Etkilerinin olup olmadığı, varsa ne ölçüde olduğu, ancak yıllar boyu binlerce insana bakarak yanıtlanabilir. Bazı etkili çalışmalar, kişinin hayatındaki başka insanların salt sayısının bile daha sağlıklı bir yaşamın göstergesi olduğunu işaret etmiştir. Ama bu çalışmalar ana noktayı gözden kaçırmaktadır. Önemli olan nicelik değil, niteliktir. Sağlığımız açısından ilişkilerimizin duygusal kıvamı kurduğumuz sosyal bağların mutlak sayısından çok daha anlamlı olabilir. Tolstoy'ların bize hatırlattığı gibi, ilişkiler hem neşe hem de ıstırap kaynağı olabilir. Konuya iyi yanından bakarsak, hayatımızdaki insanların duygusal bakımdan destekleyici olduğu hissi sağlığımıza olumlu bir etki yapar. Bu ilinti, sağlık durumları zaten kırılgan olan insanlarda kendini en güçlü şekilde gösterir. Örneğin kalp yetersizliğinden hastaneye kaldırılan yaşlı insanlar üzerinde yapılan bir incelemede, duygusal destek verebilecek bir kimsesi olmayanların hastalıklarının nüksetmesi olasılığı, sıcak ilişkilere sahip olanlara kıyasla 3 kat yüksek bulunmuştur. Sevginin tıbbi açıdan bir fark yaratabileceği anlaşılıyor. Kroner kalp hastalığı tedavisinin bir parçası olarak anjiyografi yapılan erkekler arasında, sevdiklerinden pek az destek gördüğünü söyleyenlerin damar tıkanıklığı, en sıcak ilişkilere sahip olduğunu bildirenlere kıyasla yaklaşık %40 oranında daha fazlaydı. Öte yandan bazı geniş kapsamlı epidemiyolojik çalışmalardan gelen veriler, zehirleyici ilişkilerin
hastalık ve ölüm açısından sigara, yüksek tansiyon ve kolesterol, obezite ve fiziksel atalet kadar büyük bir risk faktörü olduğunu işaret ediyor. İlişkiler iki yanı keskin kılıç gibidir. Hastalıklara karşı tampon olabildikleri gibi, yaşlanma ve hastalığın yıkıcı etkilerini de şiddetlendirebilirler. Kuşkusuz ilişkiler, öykünün sadece bir parçasıdır. Genetik zayıflıklardan sigara içmeye kadar, diğer risk faktörlerinin de ayrı ayrı rolleri vardır. Ne var ki veriler, ilişkilerimizi tam da bu risk faktörlerinin arasına yerleştirmektedir. Ve artık sosyal beynin eksik kalan biyolojik halka olduğu anlaşıldığından, tıp bilimi, başkalarının fizyolojimizi iyi ya da kötü yönde etkilemesinde rolü olan biyolojik yolları ayrıntılarıyla ortaya çıkarmaya başlamıştır. Stres altındayken adrenal bezlerinden bedenin acil durumlarda seferber ettiği hormonlardan biri olan kortizol salgılanır. Bu hormonların bedende yarattığı yaygın etkiler arasında kısa vadede bedensel hasarları iyileştirmekte uyarlayıcı olanları da vardır. Normalde metabolizma için biyolojik bir yakıt işlevi gören ve bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olan kortizolin orta karar bir düzeyde olması gerekir. Kortizol uzunca bir süre çok yüksek düzeyde kalırsa beden bunun bedelini sağlığının bozulmasıyla öder. Kortizolün ve buna bağlantılı hormonların kronik salgılanması kardiyovasküler yani dolaşım sistemi ile ilgili hastalıklarda ve bağışıklık işlevi bozukluklarında rol oynayarak şeker hastalığını ve hipertansiyonu daha da kötüleştirir. Hatta hipokampustaki sinir hücrelerini tahrip ederek belleğe zarar verir. İlişkilerin rastgele iniş çıkışları ile ilintili fizyolojik değişimler o kadar da önemli değildir. Ancak o inişlerin yıllarca devam etmesi durumunda yarattıkları, teknik olarak alostatik yük denilen biyolojik stres, hastalıkların başlamasını hızlandırabilir ve belirtilerini kötüleştirebilir. Belirli bir ilişkinin sağlığımızı nasıl etkileyeceği, aylar ve yıllar boyu bu ilişkinin duygusal bakımdan ne derece yıpratıcı ve besleyici olduğuna bağlıdır. Ciddi bir hastalığın pençesinde, bir kalp krizinden sonraki nekahat döneminde, yaşlılıkta ne kadar zayıf durumdaysak, ilişkilerimizin sağlığımıza etkisi o kadar güçlü olur. Upuzun ama sorunlu ve ıstıraplı bir yaşam süren Tolstoylar, uzun yaşamasını bol bol krema yiyip günde bir paket sigara içmesine bağlayan 100 yaşındaki garip bir ihtiyar gibi kayda değer bir istisnadır. Elbette ki hoşlanmadığımız insanlardan uzak durmaya çalışırız. Ama hayatımızdaki pek çok kaçınılmaz kişi bu karışık kategoriye girer. Kendimizi bazen iyi, bazen de berbat hissetmemize yol açarlar. Karışık hisler doğuran ilişkiler bize duygusal bir yük bindirir. Her etkileşim önceden kestirilemeyen, belki patlamaya hazır bir nitelik taşıdığından yüksek derecede bir uyanıklık ve çaba gerektirir. Tıp bilimi, zehirleyici bir ilişkiyi doğrudan kalp hastalığına bağlayan bir biyolojik mekanizma saptamıştır. Stres üzerine bir deneye katılan gönüllüler, bir dükkandan eşya çaldıklarına dair haksız bir suçlamaya karşı kendilerini savunmak durumunda bırakılmıştır. Konuşurlarken, bağışıklık ve kardiyovasküler sistemleri ölümcül olabilecek bir bileşimi harekete geçiriyordu. Bağışıklık sistemi T lenfositleri salgılarken kan damarlarının duvarları o T hücrelerine bağlanan bir madde ifraz ederek damarların astar dokusu üstünde arterleri tıkayan plaka oluşumuna başlıyordu. Tıbbi bakımdan en şaşırtıcı olan da görece önemsiz üzüntülerin bu mekanizmayı tetiklemesiydi. Sıkıntıdan tıkanmaya doğru uzanan bu zincirleme tepki, böylesi stresli olayların günlük yaşamlarımızda rutin hale gelmesi durumunda bizi ne yazık ki kalp hastalığı riskine maruz bırakabilir.